Survive'den kız makyajı istiyorum. Asla barışmam diyeceğim insanlar oldu benim. Ayşe onlardan biri mi? Biri tabii. Peki Survivor'dan geldiğin an, yemek istediğin ilk şey neydi? Aile hayatı kuralım dedim be, aile hayatı. Survivor'da patika yola kim sıçtı? Ah sonra! Sıçanı bulacağım. Prim uğruna yani yanında bulunamam kimsenin, kusura bakmasın. O çok dominant bir karakter. Peki Batuhan'la aranızda hiç duygusal bir şey oldu mu? Batuhan'la aramızda şöyle... Bize kaldığın herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz Aleyna Kalaycıoğlu. Konfetiler, bombalar, bombalar. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Nasılsın? Günaydın. Günaydın. Gerçekten. Ben normalde 2'den önce kalkmıyorum ama. Şaka yapıyorsun. Nasıl 2'den önce kalkmıyorum? O kadar da değil. Biz de geç kalkıyoruz da. Sana şöyle söyleyeyim. 4 gün önce falan 7'de kalktım akşam. Akşam. Sebep? Kaçta yatıyorsun? Yoksa çalıştığımdan dolayı falan değil. Ben geç kalkmayı seviyorum diyorsun. Evet. Yani bu Survivor'dan sonra hep öyle. Hiç uyanamıyorum. Aa, 7'de de kalkmak nedir be kardeşim? Mesela sabah kalkınca ertesi gün bitik. Hani sanki günüm mahvolmuş. Yoksa bir Edward'ın mı vardı senin? Geceleri. Gündüz sokağa çıkamıyorsun. Ah be. Var mı? Yapmam öyle bir şey, Edward yok, hayır. Kalın var mıydı? Yok mu? Bekar mısın şu anda? Hani direkt kafadan sevgilisin. Yok artık, daha hiçbir şey yapmadan. Ama Edward deyince ne ama yapayım? Ama siz de çok bir... hızlı başladınız ben biraz anladım. Arkadaşlar şu an çok baskıda hissediyorum. Yardım edin. Tamam, şu an yoksa da ben biraz geçmişi de kurcalayacağım birazdan. Hadi bakalım. Şimdi olmadığını öğrendik. Ama makyaja da başlayalım mı bir yandan? Başlayalım hemen. Ne makyajı baksana yapmak istiyorsun? Ne makyajı yapalım? Survivor'dan kız makyajı yapmak istiyorum. Son yani, dörde kalan kız makyajı. Son dörde kalan kız. Kız evet. Öyle mi oluyor? Son dördüncü değil mi kaldın sen? Dördüncü oldun değil mi? Peki öyle sence mi birinci kim olmalıydı? Ben. Aa, evet. Peki son üçten kalanlar arasında birinci kim olmalıydı? Ben hariç mi? Dördüncü olduğuna göre sen hariç oluyor. Tabii ki sevdiğim insanı istiyorum. Bana bana olmalıydı yani. Evet. O oldu bana zaten. Bana çok destek oldu. Evet, o olmalıydı. Olmalıydı, o oldu. Hak eden kazanmış diyebilir miyim? Hak eden kazanmış diyoruz. Kazandı yani, bitti. Aynen. O sayfa kapandı artık. Ya. Hadi makyaj yapalım. Hadi makyajla başlayalım. Nasıl Ayşe'yle son aran, son ya durumlar? Ya burada ne güzel, sana şey gönderdi evet. O. Hiç izledin mi? Buradan sana zeytin dalı ne gönderdi. Zeytin dalı gönderdi. Ne evet. Dedi? Yani dedik. Aa, söyletmedin mi? Tekrar seni takip etsin. Şu an Instagram'da takip eder misin geri mesela? Ya ederim, niye etmiyorum ya? Yani. Bravo ya. Ama şeyler yaşanıyor ama yaşandığı yerde de bırakılması lazım. Çünkü sonuçta bir sürü insan var hayatımızda ve hepsi bize bir şey yaptı, işte üzdü vesaire diye hayatımızdan çıkarırsak yapayalnız kalırız. Tabii ki dedi, onu yani takip de ederim, şey de yaparım. Benim öyle bir ona karşı bir şey yok. Üç günlük dedi. Dünya Allah aşkına ne olabilir ki? Bazen şey olabilir dedi yani. Hani ne derler ona? İki tane geri zekalı bir getiremedi. Ne derler, ne derler? Bir daha öğlen bir şey de yok, çekim yok. Çekim yok buna. Akşam 5. 3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı diyorum yani. Bak. Buna gel. İkinci misin sen yoksa? Ya ben şöyle, çok garip hayatımda sanırım ilk defa asla barışmam diyeceğim insanlar oldu benim. Ayşe onlardan biri mi? Biri tabii. Gerçekten ama mi? Bak şu an üzülürüm. Ben de üzülmeyin üzülürüm. Çünkü ben çok üzüldüm 6 ay boyunca yeterince. Siz benim vallahi yaşadığımı... Vallahi çok kötüymüş. Siz benim... Neler bana da ben çektiğim. Hayır öyle şeyler yok. Ben bak, sizi barıştıracağım. Ayşe buraya geldi hiç ben tanımıyordum. Ben sizi barıştıracağım. İzlediğim kadarıyla tanıyordum. Evet. Gelince de çok sevdim ben Ayşe'yi. Çok tatlı bir kız bence. Çok böyle tatlı içimizden bir kız. Bir kız. Onların arasındaki ilişkiyi ben tabii bir dinamiği bilemem. Ya, ama... ki. Yani bence de tatlı bir kız. Bir de böyle bir şey söylemesi benim hoşuma gitti. Evet. Ben böyle severim böyle. Hani nasıl söyleyeyim? Evet. Böyle olumlu yapıcı konuşmaları severiz biz böyle. Tabii sufle geliyor bana o sırada. Ben neyi seviyorum? Ne şey yapıyordum? Yok yani demek istediğim şey ben onu da sevdim. Seni de çok seviyorum. Ha, bu arada gerçekten de seni de çok seviyorum. Çok tatlı bir kuş gibisin benim için mesela. Bir de bu kadar kalmışsın. Evet. Bu kadar. Evet, herkes şey diyor bana gerçek görünce. Senin suratın küçücükmüş. Evet. Ama çok zayıf bu arada. Evet, bayağı yani zayıfmışsın. Ne kadar kaç kiloydun şeyden geldiğinde? Ya 70 falan. Bayağı şiştim. 70 kilo döndüm. Ama şimdi benim kaçsın? Nasıl biliyor musun? Eller falan bıngıl bıngıl böyle. Evet, demin bir fotoğraf gösterdi. Bir, evet. Bir küçük bir göbek önden. Besilimsi bir durumu tabii varmış. Var. Öyle bir durum vardı. Ondan öyle sonra... bir durum vardı diyor ya arkadaşlar. Daha bir etli butluymuş ama öyle... Olabilir bu arada, ben etli butlu kadın severim yani. Evet, hoşuma gider Türk benim. Kim nasıl çok sever. Öyle olsun. Aynen tabii, öyle. Doğru. Çok zordu benim doğru için tabii o an düşünsen hala. Açlıktan çıkmışım. Ne görsem yiyesim geliyor. Peki Survivor'dan geldiğin an, yemek istediğin ilk şey neydi? Hahahaha!
Yani benim aklımda bir şey var ama. Ne yemek istedi yani? Hani en çok neyi yemeyi özledi? Açık açık evet. Konuşalım yani. Yani ne söyledin? Hayır hayır gerçekten mesela ne yemek yemek istedin? Onu söylemeye çalışıyor arkadaşım. Arkadaşım. Evet. En çok neyi yemeyi özledin dedi. Ondan şey yapalım. Mesela ben olsam Survivor'a hani gitsem. Yemeden hani duramıyorum. Annemin yaptığı mesela Ali Nazik derim. Sana buradan da sufle vereyim artık. Ben şey istemiştim. Barbunya çok istemiştim yemek. Survivor'da. Kal kal o kadar. Biraz eşelesen bulurdun zaten. Hakikaten. Bir de bir Hindistan cevizi verseydiniz şu kıza. İçine çekseydi şey de. Survivor'dan dönüşte bamyayı çok özledim. Semizotunu çok özledim. Dediğin gibi. Balık. Var hiç balık falan tutuyor muydunuz, yapıyor muydunuz öyle şeyler? Biliyorsun adada tek zıpkınla balık tutan benim. Öyle mi? Hadi tut ya. Balık varmış. Tamas. Balık! Balık! Ne yapıyor? Balıkları mı kovalıyor ya? Hayran! Ne tuttun? Şöyle bir pembe bir de. Ha orada öyle garip garip balıklar oluyor. Bu arada ben onu oluyor. Ölü zannettim aslında. Ha. Hani boşa salladım yani. Zıpkın değil ya. Şeyle, şey böyle. Ne o? Biz bir daha şey... çekmeyelim arkadaşlar. Çünkü bir zaten kelime hazinem arkadaşlar 100 zıpkın kelime geçmem. Zıpkın şey değil mi? Bir atıyorsun. Ha o değil diye vuruyor. Elinle mızrak yaptın. Ha mızrak. Gibi. Yok Thanos'un çekici. Ya işte zıpkının makinasız hali gibi bir şey değil mi? Bu şey elinle böyle yaptın. Şeyle atıyorsun. Kup vuruyorsun. Ha, baktım tamam. Hareket etmiyor. Ben de ölü zannettim. Hani ölü balığı tutar gibi böyle bir şey heyecan geldi bana. Evet. Baktım geldi balık sonra içindeki oynamaya başladı. Ay ya. Peki ama belki de hastalıklı bile olabilirdi yani. Yedik kaç kişiydik? 8-9 kişi. Bütün ekip yediniz. O kadar balığı. Zaten arkadaşlar. Şu kadar balığı 8 kişi neye yeter? Şey, sadece balık yağının tadını aldık hani. Ha. Pilavın üstüne koyduk. Tutatta bir tane mi tuttular peki ya? Bir de sen tek başına bir ben kız olarak gittin. Işte. Niye gidip bir de kimse bana inanmadı biliyor musun? Tutamaz o ya falan yaptılar. Yapımcı mı verdi sana yoksa oradan? Böyle şeyler oluyor ya hani. Yok aslında yemek yiyorlar şey yapıyorlar yok falan ya, diye. Mesela herkes şey diyordu ben gitmeden işte kurgu. Ben ne yaşadım ya. Ne kurgusu diyorsun? Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz? Şu Ayşe muhabbetini bir yarım yamalak bıraktık. Sen sizin niye... amacınız ne arkadaşlar? Biz ama istiyoruz ki bütün dünya buna inansa, birlik olsa. Abi bir daha görüşmem evet. Çok iddialı bir cümle yani. O kadar mı görüşmek istemiyorsun? Nedir bu kadar aranızda? Ne oldu da bu duruma geldiniz ya bizim yani? Biraz şöyle orada ben bireysel iyiydiniz bir şey olsa çünkü. Aslında net keskin tavırlarım olmaz ama şimdi ailevi olaylar çok oldu. Onda ha, siz tam hakim mi değilsiniz. Ha, onları bilemem. Ben bir daha onları burada açmak istemiyorum. Onları bilemem. Geri planda çok şey var. Çok böyle kötü hakaretler var. Ben onları unutamam yani. Ha. Tek sıkıntımız odur. Onun dediğim gibi da, ben o dinamayı bilmediğim için. Yani. Müthiş işte şahane. Kim ama beslemiyorsanız. Şöyle bir durum var. Hiçbir şey zaten eskisi gibi olması imkansız. Ama zaten hani barışsak da görüşeceğim bir insan olmadığı için niye barışayım o zaman gerek yok yani. Ama ya, şey kötü bir şey hissetmiyorum yani anladım, tabii ona karşı. Anladım. Sen hayatında mesela var mı öyle biri? Küs olduğun, hani zaten boyda benim konuşmam mesela, dediğin, benim tarzım şey yaptım değil. Dediğin bir yer, bir benim şey biri var mı? Benim tarzım ortakça zaten paylaşamam. O yüzden görüşmediğin çok insan vardır mesela. Görüşmediğim insan görüşmediğim var bir tabii insan. Ki. Ya da küs mesela biri yok benim ya. Yok mu hiç? Yani yok küslük benim. Başka öyle bir şey. Çok büyük evet bir şeyden dolayı ona darılmak, kırılmak. Tabii. Yani o da bir anlam yüklemek ya. Yani o kadar büyük bir anlam yüklediğim bir dargınlığım yok. Peki şarkı yaptın evet döndükten sonra. Şimdi yenisi gelecek mi yoksa? Evet Mayıs'ta. Mayıs'ta. Aa, ne güzel. Release olarak çok bombayı sizden kendin mi yazdın yoksa birinin şarkısı mıydı? Birisinin şarkısı. Kimin? Çağrı'nın. Onu söyle artık. Çağrı'nın mı? Hayır. Can Deniz diye bir arkadaşın. No Name biri mi yoksa biz mi yani, bilmiyoruz? Yani No Name. Ha, evet okay. No Name. Ama tabii hani o camiada bilen vardır illa. Pop mu bu sefer? Çünkü ilk çıkardığım evet, biraz evet, alternatif pop, değişik bir şarkıydı. Trap pop gibi. Tam Turkish pop değil yani bir buram buram. Küçücük söylemeyin. Gidiyor yine kabuslar gibi gittin sen de vefasızlar gönül gibi. Gönül isterdi tabii ki Turkish pop ama bu şarkı da bomba bir şarkı. Çok heyecanlıyım. Söyle biraz. Olur mu bir şey? Berkay sıçar mı ağzımız? Hayır söyleyemem. Tamam o zaman çıkmamış olacağı için ısrar Nisan'da şey söyleyeceğim işte. Sen affetsen ben affetmem. Aleyna'dan sonra söyleyeceksin. Tanrım şey kötü kullarını. Sen affetsen ben affetmem. Sen peki seçkin iki tane single olduğunu biliyor muydun? Evet. Aa bak biliyormuş. Peki. Adını kalacağım. Yokuş yokuş. Biri yokuş biri de yalnızlık kadar değil. Biri yalnızlık kadar değil. Buradan da tekrar dinleyebilirsiniz açıp açıp. Şarkılarım iTunes'ta. Şarkılarım iTunes, Spotify. Peki sen bir şeyler sorsana Fezi. Ben böyle çok sorunca yine kendimi çok şey hissediyorum. Arkadaş ben o kadar güzel keyifli söyledim ki ben bir soru soruyorum. Ya bir dakika dur. Miyav dedi.
Ya Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanmışsın sen, doğru mu? Evet, okuyordum. Bir senem kaldı. Mezun olamadım daha. Gerçekten mi? Survivor hayatımın ortasına bir giriş yaptı oldu yani. Sen bu arada 98'liymişsin ya. Ne? Yok gibi. 2005. Yok 2018. Ya çok küçüksünüz ya. Evet. Ama büyük gösteriyor biraz. Hayır. Yok, göstermiyorsun. Daha küçük göstermiyorsun ama öyle küçük diyebilirim. Küçük önemli kesin zaten. Ne yaptın? Kazandın. Amerika'da nerede evet. Amerika'da? New York'ta UCLA'de, falan? UCLA'de işte Los Angeles. Los Angeles. Tabii. Bir de. Sen Los Angeles'ı kazandın, gittin ve başladın oturmaya. Gittim. Sonra Survivor oldu ve ara verdin, dondurdun mu? Nasıl oldu? Ben normal işte oradaki hayatım tabii benim şeye böyle garsonluk yapıyordum. Nerede? İşte bir Türk restoranında, bir İtalyan. 3 gün Türk, 2 gün İtalyan restoranı. Bak. Gece 3'lere kadar ayaklarımıza sular iniyordu. Nerede? Falan mı öyle bir yer? Nasıl bir yer? Los Angeles'ta Manhattan Beach taraflarındaydı. Ha, daha sahil tabii. Sonra ben bir de Jersey'ye taşındım. Yani şöyle pandemi başladı, Los Angeles'a transfer oldum geri. İlk LA'de başlamıştım. Sonra transfer oldum. Pandemiden tam hani dersleri yapıyordum. O sırada zaten online yaparken başvurdum Survivor'a. Öyle başladı o muhabbet. O nasıl gelişti? Sen durup dururken ben dur bir bakayım. LA'deyken Türkiye'deki Survivor'a mı bir başvurayım? Şöyle dedi. Aynı böyle oturuyorum evde. Laptop önümde. Fizik işte 101 bir şey yapıyorum orada o sırada böyle ders. Fragmanı gördüm. Gerçek benim mi? Eksiğim ne dedim ya? Hayır yani ne alıyor mesela? Hmm. Yani benim eksiğim ne olabilir ki bu girenlerin? Kendimi denemek için eksiğim başvurdum yok, yani. Eksiğim yok, fazlam var dedim. Abi sonra gördüm bir eksiğim yokmuş yani. Yokmuş yani onu kanıtlamak için. Peki nasıl kabul edildin? Nasıl oldu? Yani Amerika'dan başvurdun. Görüşmeler falan geldim, işte Türkiye'de oldu. Türkiye'deydim ben zaten pandemiydi ya. Pardon sorry. Ya pandemi şimdi olmasaydı oldu. Ben zaten oldu. İmkansız. Pandemi bana yaradı sen diyebilirim dostlar. Sen zaten buradaydın. Evet evet. Evde Türkiye'deydim. Ataşehir'de evde. Okey çünkü Los Angeles'tayken insan durup yok, sırf hayır. Eleme uğruna Türkiye'ye bunun için dönmek bir yok. Büyük bir iş öyle çünkü. Bir şey olmasaydı, Acun Bey yazarsa dönerim ancak. Hani Fethi'cim bir görüşmemiz lazım derse ancak geri dönebilirim şeyden. De. Yoksa hani onun dışında. Voleybolda oynuyorsun değil mi? Hiç voleybol oynuyordum evet. Bir takımda mısın yoksa? Okul takımı. Devam mı hala oynuyor musun? Şu an nasıl oynayayım? Ne bileyim okul işte. Yok. Ne yapacağım? Voleybol oynamaya eleye mi gideceğim? Gir arkadaşlarını gör. Allah ya. Yok evet ya. Ya bir şey söyleyeyim özlüyorum biliyor musunuz? Nasıl özlemezsin orayı? Ya. Ama şeyi değil yani. O yoğun çalışma hayatı mı değil? Oradaki vibe o enerji. Aynen aynen. Biz seçkinle evet. Gittiğimizde aynı şeyi söylemiştik. Yani değil burada mi? Yaşamak mı? Buraya tatile gelmek mi? Buraya kesinlikle tatile gelmek. %100. Yaşamak başka bir kafa çünkü. Şey istemez misin şöyle bir hayat? 6 ay burada, 6 ay burada. Ya sus ne diyorsun? Ben de onu istiyorum işte. 3 de olur. 3 gitti mi 3 geldi? 6 ay oldu da hani 6 ayımı mutlaka orada yaşayacağım bilmem beni çok rahatlatır. Ya bir de şöyle de bir durum var. Mesela ben şimdi öğrenci olarak gittiğim için çok zor zamanlar da geçirdim orada. Tabii. Parasız kaldığım çok dönem oldu. Çünkü hani bütün masraflarımı kendim karşılıyorum. Mesela sınır atıyorum bir ticket yemişim. $250 mesela sınırdayım anladın mı? Bitti o ay başka harcayacağım param yok falan. Bayağı kötü zamanlar da geçirdim orada. O yüzden o yoğun süreci şey yapmıyorum hiç yani. Şu anki... Vallahi benim arkadaşlarım böyle... şey Uber Eats'ler yapıyor maşallah. Durumları çok güzel. Uber Eats mi? Evet şey çok biliyor. İyi para kazanıyor. Uber yapanlar. Türkler bulmuş yine yolunu. Oradakilerin hesaplarıyla hesapları ağzına sıçacaklar şimdi. Ama şöyle düşün. Ben mesela benim haftada 5 gün okulum var. Ben onu da yapamıyorum ki. İdmanlarım voleybol, okul. Okul vermiyorum bir haşlık. Bu kıza bir şey yapardınız ya. O kadar da hiç değil artık. Hiç yapmadılar ya. Yok hayır. Peki Survivor'a dönersek. Survivor'da ne sormuştuk şeylere? Abuk sabuk sorularım vardı benim. Ay ne sen onlardan... mastürbasyon sordun. Nereye kaka yapıyorsunuz diye sordun. Evet. Gaz çıkartan var mı diye sordun. Yani... Kokmuyor muydunuz? Peki osuruyor muydunuz mesela? Gerçekten tuvalet gerçekten, yok mu? Gerçekten. Yok abi. Mastürbasyon yapıyor muydunuz? Ben onu merak ediyorum. En sürü şeyde... Çok leş kokan var mıydı? Duramadığınız. Vardı. Hepimiz ya. Hepimiz kokuyorduk. Bir... Mesela ben bir başkasına kokuyorum. Bir başkası bana kokuyor. Şimdi herkes anladın birine mı? Kokuyor. Biri çıkardık Aleyna kokuyordu. Evet kokuyordum doğru. Ben de mesela ben de derim kokmamak, çok kişi kokuyor. Herkes kokuyor ya herkes. Ya zaten deniz suyuyla yıkanmak nereye kadar? Tabii, tabii. Bak mesela benim Survivor şartları nasıl olmalı nasıl? Biliyor musun? Ha, söyle nasıl birincisi biliyorsun? Zaten tamam, bir buradan kere, Acun Bey'e bir kere hemen... baraka olmalı bir kere. Her şey evet. Kapalı olacak onlar tamam, anladın mı? Var, evet. Yatak olmak zorunda. Tuvalet. Tuvalette duş da olmak zorunda. Bir yemek. De mutlaka sabah kahvaltısı olmalı. Anladın mı? Ha. Mükellef bir sabah ne kahvaltısı. Ne Survivor mu bu? Öyle akşam yemeği vermeyebilirler. O kadar. Aralıklı oruç diyorsun. İnter bilmem neyin. Tam bir kuş. Benim Survivor mantığım o. Bir de çok iyi nemlendirici. Gülecek beni bu çocuk. O güneş yanığından hasta olursun. Aile hayatı kuralım dedim. Bir aile hayatı.
Deli. Sen de bir tane soru soracaktın, ben senin lafını kestim. Hem bana diyor ki soru sor, ben çok sıkılırım. Hem de diyor ki tam soru soracaktın, aa dur diyor. Tamam. Dur şimdi geliyor. Ha. Televizyonda izliyorum ama orada kesin böyle değildir dediğin. Sonra aslında televizyonda izlediğin gibi çıktığı bir şeyle karşı karşıya kaldın mı? Yani televizyonda izleyip aslında diyorsun ki hani böyle değildir ya diyorsun. Hani kesin arkasında biliyorsun hani bit yeniği vardır. Bir şey Survivor vardır. Için ya oraya da gidiyorsun diyorsun ki sonra yok yok ya yok böyle bir ya, şey değilmiş. Gerçekten böyleymiş. Tuvalet yokmuş. Gerçekten yemek yokmuş. Ulan aç kaldık falan gibi bir şey. Gerçekten evet. Yemek yokmuş zaten bir numaralı. Evet. Hı-hı. Tuvalet zaten ben şöyle düşünüyordum hani vardır ama işte söylemiyorlardır. O da yok. Ben kaç ya. Kez şeye denk geldim mesela. Uzaklaşıyorsun değil mi? Herkesin tuvalet alanı zaten aslında farklı bir görünüyor ama ortak. Çünkü herkesin gittiği bir yol var anladım. O yoldan herkes sola sapan. Sola gidiyor. Öyle de olmaz ya. Sürekli aynı yere. Yani o zaman yani Acun Bey öyle yapmayalım Acun Bey. Mesela şöyle hani tuvaletini yaparken o sırada bir başkası tuvalet yapmak için geldiğinde çok sessiz kalman gerekiyor. Yoksa yakalanırsın. Nasıl sessiz kalacaksın bu arada Allah aşkına yani. Düşünsene böyle. Aşk olsun seçim. Aleyna bekliyor mesela şey, içeride. Şey çok kötü. Ben ona çok sinirleniyordum. Bir de birkaç kez başıma geldi. Mesela patika yolumuz var. Orası yürüme yolu değil mi? Hı-hı. Hani şimdi oraya tuvalet yapılmaz. Yani mesela gece giderken fışık falan. Çok kötü. Evet. Kim sıçtı patikaya? Bilmiyorum. Nasıl ya? Neyse. Erkekler yapmıştır bunu. Midem kalktı. Ya belki hayvan yapmıştır. Bir şey yapmıştır. Anladın mı? Hayvan ne? Bir hayvan yapmıştı. Var şeydi bizim oturduğumuz. Ne bileyim maymun vardır, yaban domuzu vardır, bir şey vardır. O yani. Yaban domuzu. Bu tam kuş. Tam kuş gerçekten. Evet, tam kuş yani. O zaman açıkla kim sıçtığını. Ben burada korumaya çalışırken kim sıçtı? Survivor'da patika yola kim sıçtı? Ah sonra. Sıçanı bulacağım. Peki orada hiçbirinden dayak yedin mi? Etkilendin mi? Hani öyle bir haberler çıktı senin böyle Poyraz Moyraz'la sanki baştan böyle bir hoşlantı durumu vardı da sonra birbirinizden hoşlanmadınız mı? Öyle bir şey mi oldu? Yok biz arkadaştık onunla. Elemelerde falan tanışmıştık. Parkur testinde. Sonra ne oldu? İyice soğudunuz işte birbirinizden. Falan. Mesela şey oluyor ya, adada en çok anlaşırım dediğim insanların hiçbiriyle anlaşamadığım için o ortama girince şey oluyor. Onlardan biri miydi yani? Ya böyle herkes farklı bir ruh hali takındığı için bana ters gelen şeylerden ben de prim uğruna yani yanında bulunamam kimsenin kusura bakmasın. O çok dominant bir karakter. Ben de dominant Anladım. Bir karakterim. Burcu Ayşe ne? De dominant bir karakter. Akrep. O yüzden o kadar dominant karakter kimse kimsenin boyundurluğu altına girmek istemediği için gruplaşmalar oluyor. Olay budur arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bize şey yaptı. Ama açıkladı ya çok güzel açıkladı. Evet ama bu böyle bir şey yani doğru. Tabii. Peki sonradan hiç... Ekipten görüştüğün kimse oldu mu Survivor ekibinden? Valla biz çıktık kırmızı takım zaten Çeşme'de parti yaptım ben. Teyzemin evinde. Hatırlıyorum. Aynen. Bir Demet Akalınlar falan onlar da gittiniz. Onlar da geldi. Şey. Evet tabii. Onu da hatırlıyorum. O da beni çok desteklemişti. O seni seviyordu evet. Şeyde Survivor'da. Ondan sonra onunla görüştük biz zaten. Şu an peki kimle görüşüyorsun Survivor'dan var mı görüştüğün biri? Şu anda Balaban'la iyiyiz. İlayda, Balaban. Bak evet, iki kişi. İki kişi bu kadar. Üç yok yani. Ama normal ya. Evet. Hiç orada böyle bir şey oldu mu? Biriyle birinin arasında cinsel bir yaklaşım. Benim tanıklık ettiğim olmadı. Ama zaten mesela şu çok garip geliyor bana. Hani kokuyorsun, açsın falan ya. Birbirini çekemiyorsun. Bu arada mesela biz atıyorum şimdi adet falan da olamadığımız için. Tabii, evet, bizim mesela erkeklik hormonu falan da çok böyle fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz zaten. Böyle hormonal çok dengesizlikler olduğu için. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum gelmez. Yani o yüzden. Doğru soruları sorduğumuzda yani, o da öyle diyordu. Kokuyorsun sana yaklaşıyorum. Yani itici bir şey evet. Yani o yüzden diyorum işte duş olmalı, yatak olmalı, tuvalet olmalı. Nasıl ya? Hayır. Acaba kim istiyor bu kadar? Her gelene mastürbasyon yapıyor, pipini elliyor mu? Götünü elliyor mu? Kim elliyor? Kim patikaya sıçtı? İşe bile sıçmadı, her iş bunda, bana diyor geliyor. İşe bile sıçma diyor. Soruyorum arkadaşım, bunlar insanların merak ettiği şey. Bak daha buradaki sorulara hiç gelemedim. Bir ilişkin var mı dedik, yok dedin zaten. Peki ne zaman ayrıldın? Survivor'a döndükten sonra burada bir ilişkin oldu ve ayrıldın mı? Yani şöyle, hani öyle... Dakika iyice karıştı. Konuşsana bir tanem. Ya şu anda böyle biraz şey ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Tamamen yapacağım şeylere odak. Çünkü hayatımda birisi olunca bunlar biraz maalesef aksiyon. Ya Aleyna Allah aşkına ya. 98 doğumluymuşsun. Ne birisine şeyi bırak. İşine gücüne bak aynen, zaten ya. Yürü be. Yürü Fevzi. 98 dediğin de şimdi 24 25 yaşında. 25 olacak. 20, 50 mi? 25 daha gencecik kız daha yolun başında. O yüzden biraz kendime vakit ayırmak istiyorum. Bir ilişkiye değil.
Çok iyi yapıyorsun. Boş ver. Kendine odaklan. İyi kıvırdın. Buradan bütün gençlere söylüyorum. Bakın ilişki erkek arkadaş falan sakın. Ananızın babanızın sözüne dur. Yeğenlerim var ya benim. Sonra alışıyorsun. Sonra alışıyorsun. İlgiye alakaya bir anda böyle ayrılıyorsun, bitiyor. Abuk sabuk işler. Diyorsun ben ne yapmışım diyorsun. Geçen zamana yanıyorsun. Unutamadığın biri var mı peki? Kimse yok. Unutamadım. Nasıl kimse yok? Vardır illa. Saat kaç peki? Bir bakabilir miyim? Ya hayır ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Zaten yok ki vallahi yok. Telefonuma bakmak istemediğim için hani sen de vardır diye sanırım. Dur bakayım. Yok, neyse tamam. Kapatmış daha. Ne? Peki vallahi dur kapatmış. Ben bir tane soru sorayım tabii o zaman. Tabii ki arkadaşım ne demek? Senin de programı bu. Ben zaten makyaja geliyorum. 4 sezon 4 bölümdür şeye geliyorum. Makyaja geliyorum sadece. Şimdi şarkı yapıyorsun falan. Türkiye'de bir düet yapmak istesen biriyle. Bu kim olurdu? Yakında görürsünüz. Ha, bir de Berkay Şahin'den bahsetmiyorum ben ama. Hayır ya, ben de ondan bahsetmiyorum. Ha, yapımcın diye. Yapımcı deyince şey yaptım. Ama kim isterdin peki? Kim sana deseydi mesela Aleyna ya gel seni bir düet yapalım. Hani böyle bir şarkımız olsun desen mutlu olurdun. Kimse yok mu bu ya? Bu soruyu böyle cevaplamak istemiyorum. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Hani ya bunu da çok istiyorum, şunu da çok istiyorum. Hani böyle yapabileceğim şeyleri söylemek istiyorum, anladın mı? O yüzden yaptıktan zaten sonra bir daha diyor. Şey yap. Aynen. Bir tane daha niye isim vereyim diyor. Sen kiminle düet yapmak isterdin? O zaman. Ben kiminle düet yapmak isterdim? Biriyle düet yapma şansın var Türkiye'de. Türkiye'den biri mi? Tabii ki Türkiye'den. Yani şartımız bu. Ve okey diyecek. O da bizi bekliyor çünkü kimse artık bilmiyorum onu da. Bir sürü var sevdiğiniz. Ama biri vardır ya. Kimdir yani? Bir kişiyle diyorum. Sibel Can'a bayılırız, Gülşen'e bayılırız. Simge zaten en yakın arkadaşım. O da cevap veremedi tamam. Ama Serdar Simge'yle senin yaptık, bir şeyin var. Yaptık. Simge çok tatlı ya. Çok. Evet. Hani biz geldi. Orada kuliste tanıştık. Doğru. Evet biz Aleyna'yla Simge'nin cevabını oradaydı. Sen de oradaydın. Bunlar niye böyle davranıyor bana ya? Hani ben tırnaklarımı çıkartmıyorum niye? Allah da laflara gel. Aile hayatı olan kuralım dedim. Aile hayatı. Sevmiyorum dedim arkadaşlarını. Görüşme dedim onunla. Sabah onu dinledin de. Ne yapmak peki Survivor'a gittiğinde en şaşırdığın ve böyle en çok zorlandığın olay neydi? Seni en dedi lan bunu da yani nedir bu? Şey yedek kıyafetler yoktu yani öyle. Mesela bir bikini altıyla 6 ay geçirdim. Ben çok üzülüyorum. Düşünsene mesela yıkıyorum aşınıyor falan. Peki yıkadığın şey de suyla değil mi? Öyle tabii, bir deterjanla yıkanmıyor yani. Deniz suyuyla. Arkadaşlar mümkün değil kokar ya. Kokar çok kötü. Yani mümkün değil ya. İsk falan kokuyorduk böyle bayağı. Apış araların artık şey olur böyle yapışır yara olur. Evet. Çok kötü bir şey be. Çok kötü gerçekten. Peki Batuhan'la aranızda hiç duygusal bir şey oldu mu? Batuhan'la aramızda şöyle, şimdi ben çok dışlanıyordum şeyde takımdayken. Onun da öyle bir durumu vardı. Biz öyle bir dertleşme muhabbet oldu. Birbirimize çok yakın hissettik. Küçük yakınlaştınız. Ben hani şey yapamıyorum hani çok ortak paylaştığımız çok şey oldu o yalnızlık sürecinde. Hı-hı. Biz de doğal olarak iyi anlaşmaya başladık Batuhan'la yani. Hı-hı. O konuda hiçbir sıkıntı yok ama tabii ki kafalarımız asla uyuşmuyor yani. Ha, bir de. Çünkü saydın dönüşte görüştüğün isimlerden birinde yok. O yoktu mesela. Evet yok. Zaten o da şu an tekrar Survivor'da. Evet, o şu peki an... şu an izliyor musun Survivor'ı? İzliyorum ya. Tabii. Kimi tabii. Kimi tutuyorsun? Şöyle şimdi bana çok... Şimdi bak şöyle söyleyeyim size. Maviler de kırmızıları çok bilmiyorum ama zaten takımın %80'i beni tutmuş. Nisa'sından Sude'sine, Sude'sinden Evrim, Ogeda, işte Yunus Emre, Atakan, Seda abla. Şimdi ben aralarından bu hangisini vefa borcu varken hepsinin bir kişiyi tutuyorum diyemiyorum şu an. Bir sen şey. Herkese SMS yolla. Aynen ben herkese birer tane atıyorum. Yolladın mı hiçbirine SMS? Yolladım. Bir kişiye mi, birkaç kişiye mi? Bora'ya yolladım. Bora'ya. Ünlülerdeyken, evet. Evrim'e attım. Tamam, sür sen nemlendiricini. Sonra... Nagihan'ı seviyor musun? Bence Nagihan çok güzel bir karakter ortaya koyuyor, seviyorum. Nagihan abla diyeyim. Peki, şimdi sen Birleşme Partisi'ne mi gidiyorsun? Evet, 23'ü. Biz de gözüksene ne olur sıcak sıcak. Yayınlandığında muhtemelen sen Dominik'te falan önce, olacaksın. Bak bir ay önce söyleseydiniz 3 arkadaş götürme şansım vardı. Allah kahretmesin! Kimi götürüyorsun? Kuzenim. Bir iki tane de arkadaşım. Çok güzel. Çok iyi. Kuzenin yine gelirdi. Biz gelirdik evet, iki kişi olabilir, ya. Evet olabilir. %100. Çok güzel olur. Ben Dominik'i merak ediyorum. Acun Bey. Acun Bey. Görün mü sizi Acun Bey? Dominik Birleşik Partisi'nde biz düşen herkese makyaj yapıyormuşuz. Gerçi paraları yetmez onun için. Acun medyanın karısı yetmez dedin sen az önce. Şimdi koyuyorum kenarına şey hani yani ne diyor lan. Başka kim gidiyor diye. Partiye? Biz o Edis onların gidiyor. Hayır iki kişi belki yanlanırız diye soruyorum. Ben bu arıyormuşum. Edis kim ya? İki kişi var mı ya diye. Edis iki bilet. Tabii. O ama LA'den geçiyor galiba. Şu anda yok ben senin gibi böyle eski yarışmacılardan kim gidiyor diye eski sordum. Eski yarışmacılardan çok gitmek isteyen var duyduğum kadarıyla ama şey yok yani giden yok.
Dominik güzel bir yer mi peki? Yarışmanın dışında. Tatile yani gider miydin? Biz uçakla döndüğüm için ben otelde kalmadım elenince bilmiyorum o yüzden. Ben sadece adayı gördüm. Gezmedin sen şey Dominik'i. Ben adayı gördüm sonra bir anda havaalanına geldik bindik geldik. Ben hiç bilmiyorum. Şimdi gezeceksin ama bu tabii, sefer değil mi? Sadece deniz, palmiyeler hatırlıyorum o kadar. Tabii başka bir şey hatırlamıyorum ben. Ki Survivor'dan döndükten sonra estetik oldun mu sen? Evet burnum. Burnun. Bir tek burnunu yaptırdın. Evet, bir tek burnum. Nasıldı unuttum. Çok mu kemerliydi? Kemerliydi evet. Ya şöyle... İyi görünüyor bu arada benim, şu an. Benim... beğendin gayet mi? Gayet iyi duruyor. Teşekkürler. Evet evet gayet doğal gözüküyor. Evet. Çok zaten kötü değildi. Şey gibi değil. Kaydırak gibi duruyor. Evet yani. Bazen yapıyorlar maşallah burun delikleri burada oluyor. Bir de estetiğe konuşuyorum bunu bu arada. İnsanların burnunu da şey yapmıyorum. Hem ondan sonra bıdı bıdı yazıyorsunuz beni sinirliyorsunuz. Yani estetikle o hale getirilmesi. Estetikle o hale. Burnu böyle böyle oluyor. Bir de burada hani böyle beynini görüyorsun oradan. Benim şöyle oldu. Ben zaten cesaret hiç edemiyordum. Ben iğne bile olamıyorum arkadaşlar. İğne diyorum bak aşı. Öyle korkuyorsun. Şimdi Cem abiye annem dedik ya hani ya şu anki cesaretle olacaksın ya da bir daha hiç olamazsın biliyor beni. Hastaneye ayarladık. Ben 2-3 kez iptal ettim adamı. Artık adam sabah yine uyandım bak şöyleyim. Ya Cem abi ağlıyorum falan. Ben çok kötüyüm. Cesaret etmiyorum. Ben vazgeçtim falan. Canım. Artık şey yaptı beni sürekli ikna etmeye çalıştı. Tamam ben zaten böyle yapmam dedi. Yapmıyorum senin bunu. Ben de bu bir ters tepti. Yarım saat sonra aradım. Cem abi ben geliyorum tamam. Gittim. Ondan sonra şey dedim Cem abi bak lütfen. Ben bu ameliyattan çıktıktan işte bandajlarım çıktıktan sonra burnum indikten sonra lütfen kimse bana bakıp da ya burnuna bak ne güzel olmuş demesin. Hani kemer bile bıraksam biraz okey. Ama yeter ki kaldırma. Bu arada mesela duruşu, evet, yani bir küçük şey var. Bak niye şurası niye biraz şiş hala. Bak şurası. Ha burası mesela şurada böyle bir şeylik çok var. Çok güzel bırakmış. Böyle şey doğal gözüküyor. Evet, istemedim var. Yani böyle kaldırmasını. Hiç dedim yapabileceğin minimum neyse o. Bir de şu an gündemde bir telefon olayı var mı Survivor'da? Yok gizli gizli telefon kullanıyorlarmış falan gibi bir haberler çıkmış. Duydun mu hiç böyle bir şey? Ya telefon nereden bulacak bir? Şimdi mantıken çok büyük bir... Ya setten birinin telefonunu mesela masanın üstünde girip alıp annene bir mesaj atma gibi bir şey olabilme ihtimali var mı mesela? Sen de sette telefonu masada mı bırakıyorsun? Onlar çok dikkat ediyorlar böyle ama şeylere. Ama ediyorlar da işte bazen çikolatalar da ortada kalıyor da yiyorlar bilmem ne yapıyorlar ya yemekler. Telefon o da onun olması imkansız da ben böyle şey falan düşündüm. Ne bileyim peçete mi aldı eline ya da kokonat parçası mı? Ben o görüntüyü gördüm ama zaten hani kameralar da açık öyle bir şey olamaz ki. Yani imkansız. Telefon çok iddialı. Telefon çok yemek içmek okey. Yemek içme hani şeyi anlayabiliyorum hakikaten. Yani. Birinin yediği gofretin küçük parçasını almak falan eyvallah hani onlar tamam ama telefonun ne bileyim telefon değildir ya. Nasıl olacak ki? Hayır bir de şöyle bir de bir durum var. Şimdi Nagihan orada kameradan açık oldu bilmiyorum böyle bir şey yapamaz ki. Bence o çok... Tecrübeli dediğim bir gibi kokonat parçası bir şey bence o ama çok büyütüldü. Yemek sakladı belki. O böyle ağzına bir şey attı belki bir kokonat parçası bir şey ne bileyim. Hani vardır ya bir şey yaparken yerken bir elinle şey yaparsın herhalde öyle bir şey. Peki bana sen hiç yemek çalmış mıydın? Evet ceza aldık ya yakalandık. Sen ne çalmıştın? Yasaklı madde. Yemezdim. Yasaklı madde derken? İşte açıklayamıyorum onu. Ya yasaklı madde değil. Sigara mı kız? Hayır eyvahlar olsun. Şey birleşme partisi oldu ya bizim. Evet. Bizim de doğal olarak bir gün kaldık şeylerde değil mi otelde? Evet. Orada da arama olacaktı zaten çıkışta. Hani bir şey sakladık. Onu da bulamadılar. Sonra biz onu yedik. Sahilde açıldık. Sen git çok Romanya kampına falan yaklaş. İyice anlamadık. Biz orada Romanya kampına yakalandık. Romanya'daki güvenlik. İnanılmaz. Peki neydi yasaklanan? Söyle bipleyeyim. Tamam. Yasaklı madde değilmiş yani. Yani yasaklı madde dedin. Tabii ben şey içecek diye. Yasaklı madde başka bir şey geliyor ya. Aynen. Konseyde yasaklı madde deyince. Öyle mi geçiyor orada? Öyle deyince ben doğal olarak açıklayamam onu yani. Hani. Çünkü insanlar daha da. Ama ben şeyden çok korktum. Annem şimdi kim bilir aklına uyuşturucu evet falan işte gelir. Evet işte yani. Yasaklı madde ne yaptım ben orada falan. Ben yok o yüzden ya, bir kere öyle açıklar gibi hani sigaraya da alkollü içeceğe de yasaklı madde diyorlar. Evet. Hani yasaklı ya içilmeyecek gibi bir şey yani bu. Anladım. Televizyonda da bahsedilmiyor. Ya işte sigaraydı, içkiydi onlar. Bir de zaten ben bildiğim kadarıyla Acun Ilıcalı sigaradan nefret ediyor. Acun abi alkol, sigara hiçbir şekilde, yanında sigara içilmesine de izin vermiyor. Ama ben de sevmiyorum biliyor musun? Mesela sigara içen birisi benim sevgilim olamaz. Çok net ve keskin bir çizgim. Hiç umurumda olmaz bana ne? Hiç yani. Ben yemek yerken dur bir sigara yakayım dediğim bitti. Sen hiç içmedin sigara. Yemek yerken peki yemeği bittikten sonra sigara yaksa? Moralim bozulur. Çok seviyorsun ama aşıksın. Ölüyorsun aşkından. Kullanınca aşık olamazsın. Hayır, senin yanında içmediği bir 2-3 falan böyle. 3 hafta görüştüğünüz, 4 hafta görüştüğünüz, 4 haftanın sonunda sigara yemek yedirdik. Ya bunun üstüne bir sigara içilir dedi. Bitti mi adam mesela senin için sonra? Çok istisnai bir şey soruyorsun. Bence yaşamak ondan, lazım, evet. He işte o yüzden bu kadar kesin konuşmasın. Kokuyorsa sıkıntı diye. Da. Peki sen Türkiye'de kimi dinlemeyi seviyorsun? Ben arabesk çok
aklımda. Ben de çok seviyorum. Mesela en favori arabeskim ne? Hakan Altun falan çok severim. Bergen'i seyrettin mi? Seyredeceğim. Seyret. Çok merak ediyorum ben, zaten. Biz de çok seviyoruz arabeski Serkan ya. Serkan Kaya çok severim. Şeyi çok güzel söylüyor. Kusura bakmayı. Dinlediniz mi? Kusura Serkan Kaya. Bakma. Ben çok şey yapamıyorum. Ne yapalım? Serkan Kaya değil benim için. Neyse, sen dinleyeceğim. Ben daha hayır, ben Hak'tan. Bu benim. Ben öyle hani bana böyle oynayacak o gırtlağıyla. Okay. Ben dinet. Linet'in yani zaten İbo Show'da bir hani sevme performansı var. Sen intihar'ı seyret. Şey yani. Sen intihar yani. Seyret direkt yani. Direkt intihar arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir ses. Hani neresi, hangi organıyla söylüyor anlayamadım. Evet, hani. Aynen. Öyle bir ses yani. Bence korkunç büyük bir kuvvette ve çok. Tamamını kullanmıyor gibi geliyor bana. Yani %100'ünü kullanan bardakları şey patlatır. Bardak çatlatan bir ses. Aynen bence öyle o. Bir desiverde, öyle bir volümde. Bedelini ödedim şarkısının bedelini anlamı ödedim. Ne peki? Bedelini ödedim. Çağrı Kalkıvran'la şeye, diğer sanatçı arkadaşım. Ne kadar para, ne kadar iyi bir para verdin? Bedelini ödedinin bedeli kaç para? Fatura artık KDV ve stopajımı nasıl yaptın elden mi verdin? Onu konuşalım ben. Hayır, bedelimi ödedimin anlamı ne? Senin şarkın, kendi yazdığın bir şarkın yoksa sana çok yakın geldiği için böyle bir şey yaptım. Yok. Şöyle oldu, ben şimdi çıktım. Hadi neden dinliyoruz? Oğuzhan'la Çağrı'nın şarkısı değil evet, mi? Evet, Çağrı'yla Oğuzhan'ın şarkısı. Ben çıktım. Bana şimdi işte Polat abiden dedi. Bir görüşelim falan dedi. Ben Polat Yaycı'yla görüştüm. Sonra Samsun abiyle sağ olsun görüştüm falan. Sonra en son biz Berkay'la görüştük. Berkay dedi benim yapım şirketim yeni. Bekliyorum. Bir gel görüşelim ciddi düşünüyorsan. Ben de gittim en sıcak ona karşı hissettim. Hani birebir görüşebileceğim. Tabii. Çünkü diğer türlü sürekli aracılar falan hani biraz böyle daha böyle beni o konuda sıfır olduğum bir sektöre karşı hazır hissettirecek birisi lazımdı güven açısından. Onunla işte başladık. Berkay'ın elinde bu şarkı var dedi. Bak şöyle bir şarkı var dedi. Sana kendi şarkısını mı verdi? Hazır oldu yani elinde olan şarkıydı o. Kendi mi söyleyecekmiş yani normalde yoksa öyle ya bir şarkı. Ona gelmiş şarkı. Okay. Dinletti bana da dedi ki biz dedi çok dedi zaman kaybetmeden bu şarkıyı çıkaralım. Zaten Çağrı aranjasını yaptı Tel Kıvıran. Şöyle bir suyu bulandıralım ikinci ve üçüncü işimizde iyice böyle zamanını da iyi kullanarak çok daha iyi, daha böyle seni gösterebilecek, daha böyle dans da edebileceğim. Çünkü ben dans da ediyorum. Bu yeni şarkıda var mı dans? Var tabii. Dans break falan var şarkıda. Allah Allah. Ben şimdi kızlarla yoğun bir kapanış dönemindeyiz. Bol bol dans. 13 şarkılık bir repertuar var. Yazın artık her yerde görebilirsiniz. Yani. Konser de yapıyorsun. Konserler de yapacaksın. Olacak. Evet evet başlayacağız. Öyle şey mi? Yani şey. Beachlerde gibi mi yoksa? Öyle konser, de olacak. Konser akşam da olacak. Çünkü Happy yeni hour. Başladığım için tabii. Sahne şovu her şeyden çok önemli. Çünkü Türkiye'de sahne şovu yapan insan sayısı az. Arkadaşlar Kerimcan çok var işte. Kerimcan Durmaz Kerimcan var. Kerimcan çok iyi Kerimcan falan ondan. Aynen yani. Beş parmağı geçmez. Beş bile olmaz. İki. Beşi yani. De geçmiyor. İki amacımız bu. Geçmiyor. Her şeyden önce. O yüzden şu an repertuar işte stüdyoya gidecektim şimdi. Ha. Ertelendi o. Sizden çıkışta stüdyoya gideceğim Arnavutköy'e. Dans etmeye gideceksin. Hayır. Hayır şarkı söylemeye. Ha kayıt. Coverlar yapıyoruz. Ne olur geleyim. Ben de bir arabesk bir şey söyleyeyim. Allah hadi aşkına. Gel. Ama para vermem. Tamam. Sen niye para veriyorsun ya? Şarkı söyleyeceksin. İşte kayıt edeceğiz. Eğlencesine ben kayıtlı dursun falan diye demedim. Biz de evet, hani. Biz de bir kayıt yapmak istiyoruz. Evet, Zeynep Bastık duyuyorsan bizi çağırın. Şaka şaka. İstemiyoruz. Sen bize gelmedin çünkü. Aa bak. Vaa, Zeynep'cim. Yok ya, şey. Çok seviyoruz onu. Şey, gelir ya, çok tatlı. Yani. İşi vardı falan. Evet. Yani. Hepsinin işi var. İyi onlar. Herkesin işi var. Ben bu kanalı açarken kimler kimlerden söz aldım biliyor musunuz siz? Kimler kimlerden? Konuş. Aman yazıyorum. Artık dedim bir daha bitti. Söyle isimlerini. Bip, söyleyeyim, bip, hepsini söyleyeyim. Söyle, say. Jennifer Lopez, Beyoncé, Rihanna bunlardan. 6 tane hareketli, 13 şarkılık rap. 13, 6 tane hareketli, 6 tane evet. Birinci şarkı, birincisi de son şarkım işte. İkinci şarkım. Daha 6'larda hareketli, hızlı şarkılarda. Geri kalanı da slow zaten. Ha. Öyle girişimize arabesk de var mı içinde? Var. Aynen, o zaman bu yaz Aleyna'yı merakla bekleyin. Belki bir kere daha alırız şarkıla çıktıktan sonra. Belki de gideriz bir yazın bir yerde denk geliriz net, Aleyna'yı. Bir şey söyleyeceğim, bizi çağırır mısın geldiğimizde? Çağırmak mı? Geleceğiz. Özel davetiye de geleceğim. Ya Aleyna. Unutmayız bunları. Valla çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz. Evet çok şekersin, çok tatlısın. Hiç kırmadın bizi. Evet, teşekkür yani ederim. Hemen saatinde geldi pıtır pıtır. Evet. Daha da erken çektik. Biraz geç çekecektik evet. Bugün ama. Evet sağ olsun. Hiç bizi kırmadı. Bir de Domine'ye de gitmeden önce onu ağırlamak güzel istedik oldu, ki. Evet. Araya vakit girmesin diye. Vallahi tekrar çok tekrar teşekkürler. Çok enerjiniz çok güzel, çok tatlı. Keşke biz de yaşasak ya. Çok güzel oldu. Dominik olmadı ama yazın beraber görüşmek evet. Üzere diyoruz o zaman. O zaman aynen öyle diyoruz ve bir bize kaldığından sonra baksana, geldik kuş. Efendim. Baksana, önümüzdeki kuş. Hafta yine aynı bir aynı saatte biz burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.